Şubat zamanı diyagonal biz motoru acımsel verimini arttırmak isteriz. Yani daha fazla dolgu almak isteriz. Havayla doldurmak isteriz motor, sinir içerisinde. Bunun için zaten turbo motorlarımız da var günümüzde. Şubabın üst yanıktan gerçekten atması lazım. Önce açılması gerekiyor değil mi? Nerede açılıyor? Bir noktasında açılıyor emme şubabımız. Emme şubabı bir noktasına açılıp teorikte üst noktada başlıyordu. Emme şubabı açılıyordu. Alt ön noktada bitiyordu. Gerçekte emme şubamız bir noktasında açıyoruz. Üst noktadan önce açıyoruz. Nerede bitiriyoruz emme zamanımızı? Alt ön noktadan sonra bitiriyoruz. Yani burada üç noktasında bitiriyoruz. Emme işlemimiz bitiyor. Daha sonra sıkıştırma işlemine geçiyoruz. 3 noktasından şuraya kadar, 5 noktasına kadar sıkıştırma işlemi yapıyor. Yani dizel motorlarda hava alıyoruz sadece sistem içerisine. Havayı ne yapıyoruz? Sıkıştırıyoruz. 3 noktasından 5 noktasına kadar. Burada yine motorumuzun nesi var? Püskürtme gecikmesi falan var. Gerçekte üst noktada yapılıyor bu. Şey, teorikte. Gerçekte bu üst noktadan önce başlıyoruz püskürtmeye. Yani enjektörden yakıt püskürtmeye başlıyor 5 noktasında. Enjektör yakıtı üst noktadan önce püskürtmeye başlıyor. Nereye kadar ta ki? 7'ye kadar değil tabii. Yani şu üst noktadan 10 derece sonra falan bitmesi lazım. Yani biz maksimum basıncı üst noktadan sonra elde etmemiz gerekiyor. Bu 10-15 derece civarlarında crankling açısına göre. 10-15 derece. Yani şurada maksimum basınç elde ediliyor motorda. Daha sonra zaten silindir aşağı doğru gittiği için acım genişlemesine bağlı olarak basınç giderek düşüyor tabii. Bu 7 noktasına bitiriyoruz. Yani işkenleşme zamanımızı. Yakıt püskürtmesi tabii 7'ye kadar devam etmiyor. Yani üst noktadan 10 derece sonra falan bitmesi gerekiyor. Yakıt püskürtme zamanları göreceğiz. Yani crankling açısına göre kaç derece olduğunu. 7 noktasına kadar işkenleşme zamanımız oluyor. Gerçekte nasıldı bu? İşkenleşme zamanımız. Sıkıştırma işlemi alt yön noktada başlayıp üst yön noktada bitiyordu. Teorikte üst yön noktada başlayıp alt yön noktada bitmesi lazım değil mi? İşkenleşme zamanı. Gerçekte üst noktadan önce başlıyor. Alt yön noktadan önce bitiriyoruz işkenleşme zamanı. Egzoz zamanı teorikte alt yön noktada başlayıp üst yön noktada bitiyordu. Gerçekte alt yön noktadan önce başlatıyoruz egzoz zamanını, üst yön noktadan sonra bitiriyoruz. Yani en uzun zamanlar burada ne oluyor? Emme zamanımızda crankling açısına göre egzoz işlemi daha fazla uzun zamanda gerçekleşiyor. Bunlar önemli. Birincisi acımsel verim arttırmak istiyoruz. Yani sinir içerisinde daha fazla dolgu almak istiyoruz. İkincisi egzoz gazlarını atmamız gerekiyor. Egzoz gazını atmadığımız zaman içeriye ne yapamayız? Yeterince havayla dolduramayız. Bir kısım egzoz gazı da kalır. Onu atmak için de daha uzun tutuyoruz egzoz işlemini. İster istemez tabii egzoz gazı bir kısım kalabiliyor tabii motorda gerçekten. Yani hızlı çalışmada devir sayısı yükseldiğinde bu şeyler de değişiyor tabii. Subab zamanı degonda açıların bazı bir kısım değişebiliyor. Dizel motorlu yakıt olarak yine kullanılan motorunu biz ekseriyetle yani C17 H34 yakıtı temsil ediyordu. C18 de olabilir bu. H36 yani kimyasal formülü bunun. Yakıt ile havanın karışarak tam yanması sonucunda yanma ürünlerimiz oluşuyor bizim. Merhabalar. Merhaba. Derslere katılalım artık arkadaşlar. Mesela bu dizel motorlara geçtik bak. Yani buradan sonra bütün şeyleri dizel motorlar göreceğiz. Dönem sonuna kadar. Şurada yeni bir sayfa açayım. Hocam tekrar resim sınavı için konuları paylaştınız mı? Arkadaşlar bu hafta şeyimiz var mı bizim? Meslek resim dersi var herhalde. Yarın mı var? Var hocam. Yarın arkadaşlar Yarın. herkesin A4 anteti yoksa A4 anteti alın ya da A4 kağıdı da olabilir. Boş bir kağıt olsun. Yarın civata çizimini göstereceğim. Birebir yapacağız birlikte. Bu derse katılalım. 50 puan Yani yakın hocam. arkadaşlarınıza da söyleyeyim. Ben bir kamera aldım da güzel böyle bir tahtam da var benim. Çekiyorum. Yani bugün otomatik teknisini de yaptık. İyi oluyor. Daha iyi anlarsınız yani. Birebir uygulama yaparsanız. Zaten sınavda da soruyoruz. Bu 50 puanlık dediğiniz soru değil mi hocam bu? Evet. Yarın bak A4 kağıdınız olsun yani. Bir tane olması yeter. Hani Tamam. bir boş bir kağıt da olabilir. Fark etmez illa teknik resim kağıdı olması şart değil. Önemli olan Tamam. sizin öğrenmeniz tabii, değil mi? Şöyle bak.
Şimdi bizim yakıtımız mesela nedir? C17, H34 değil mi? Bunu kimyasal olarak mesela tepkimeye sokalım arkadaşlar. Artı diyoruz. Artı. X olacak değil mi? X çarpı diyoruz. Bunu iyi öğrenin arkadaşlar. Mesela bu bütün yakıtlar için geçerli bir formül. C17, H34. X çarpı ne diyorum? Oksijen var değil mi? Oksijenle yakıyoruz. O2 gazı. Artı 3.76, 3.76 çarpı noktalarımız çarpı oluyor. Çarpı azot gazı var bir de değil mi havanın içinde? %78 biliyorsunuz azot var havada. %21'de ne var? Oksijen var değil mi? Havanın içerisinde. Şunları alt indis yapalım. Bunu yazın isterseniz arkadaşlar siz de. Yani defteriniz varsa yanınızda. Alt indis, alt simge. Bunu öğrenin. Bu her yerde kullanırsınız. Yüksek lisansta olsun, yarın gün doktora da her bir şeyde. Geçerli bir formül. Bunu yazın. Boş bir kağıda. Defteriniz varsa deftere yazın daha iyi olur. Buradan ne yapacağız? Bir tane ok gösterelim. Resim. Büyütelim. Tık oku. Bu bizim yakıtımız değil mi? Şu. C17 H34 motorin arkadaşlar değil mi? Kimyasal formül. C17 H34. Bunu yazın siz de. Alt indis olarak C17 H34 yazıyorsunuz. Artı deyin. X çarpı nokta. Bu çarpı tabii nokta dediğimiz şey. O2. O2 diyoruz. Artı 3,70 artı çarpı noktalar artık matematik biliyorsunuz ya lisede çarpı arkadaşlar. N2 yazıyoruz altın liste. Bu da hava arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz motorda? Yakıtla havayı yakıyoruz değil mi? Yani yakıtı yakan aslında nedir? Havadır. Yakıtı yakan nedir? Havadır. Yani oksijendir. Oksijen yakıcıdır zaten değil mi? Azot invert bir gazdır. Azot invert bir gaz olduğu için motora girdiği gibi çıkıyor arkadaşlar. Aynı miktarda. Girdiği miktarda çıkar. Burada oluşan ürünlerimiz neler? Egzozdan çıkan ürünler. A miktarda şey yapmamış. Alt simgede kalmış. A miktarda karbondioksit gazı çıkması gerekiyor tam yanma ürünü olarak. Artı B miktar. Bunları küçük yapıyorum. B miktar molekülü çıkar arkadaşlar. H2O. Artı. Şunu aynen alıyorum. 3.76 N2. Şurada X'i unutmuşuz. X de var arkadaşlar şurada. X çarpı. X çarpı 3.76 N2. Bunun aynısı şurada da olacak sonda. Ürünlerimiz bunlar. Bunları da alt indis yapalım. Bu denklemimizi yazalım. C17H4 artı x çarpı O2 artı x çarpı 3.76 N2 diyoruz. Ok işareti gösteriyoruz. A çarpı karbondioksit CO2 artı B çarpı su H2O artı X çarpı 3.76 N2. Bu da bizim egzozumuzdan çıkan ürünler. Tam yanmadı. Tabii tam yanmıyorsa yakıtımız neler çıkar başka? Karbonmonoksit çıkar mesela. Yakıtta kükürt varsa kükür dioksit çıkar değil mi? Başka azot oksitler çıkıyor. Yani yüksek sıcaklık ve bol oksijende azot oksitler meydana geliyor motorda. İster istemez.
Bunlar başka ne olabilir? Aldehitler olabilir. Ketonlar çıkabilir. Aldehit, ketonlar. Karbon monoksit oluyor bunun haricinde. Üç, ya zaten bu Hüron normlarında ne var mesela? Karbon monoksit var değil mi? CO var. Düzenleyen norm. NO2 gazı var. NOx gazı diyoruz. Başka NOx. Hidrokarbonlar var mesela değil mi? Yanmamış yakıt molekülü. Başka sınırlanan moleküller. Bir de partikül maddeler. Bunlar da hüro emisyonlarında bunlar sınırlandırılıyor. Hüro emisyonlarında. Ülkemizde hüro 4 geçiyor herhalde arada. Hüro 5 normuna geçti mesela. Avrupa ülkeleri. Hatta hüro 6'ya geçti onlar. Hüro 5 ile hüro 6 arasında fark yok da azot oksitlerde biraz düşüşler oluyor. İkisinin arasında. Diğerleri aynı miktarda sınırlandırılmış. Hüro 5 ile hüro 6'da 1, 2, 3 madde aynı. Hidrokarbon, partikül madde, karmaşık. Azot oksitler biraz azaltılmış Euro 6'da. Diğerlerinde bir değişme olmamış. Bunlar Euro normlarında sınırlandırılıyor arkadaşlar. Şunlar değil mi? Karbonmonoksit. Karbonmonoksit eksik oksijenden meydana geliyor. Yani bunu kısaca bilmek isterseniz. Eksik oksijen, yani karbon molekülü oksijen molekülü bulamıyor. Yani motor içerisinde bulamadığı için karbonmonoksit şeklinde azot şeyden çıkıyor egzozdan. Azot oksitler yüksek sıcaklık bol oksijende meydana geliyor motorda. Hidrokarbonlar yanmamış yakıt molekülünden oluyor. Bunlar da motorun silindir cidarında yanma, yani alev sönme bölgeleri oluyor arkadaşlar. Green effect falan. Alev sönme bölgeleri olduğu için o noktadan çıkabiliyor hidrokarbonlar. Başka yakıt deposundan olabilir mesela. Yakıt deposunda havalandırmasından çıkabilir. Karter havalanması falan değişik şeyler oradan olabiliyor. Partikül maddeler. Partikül maddelerde yine egzozdan çıkabiliyor. Partikül maddeler yine hangi durumda olabilir? Yani ilk ızlanma durumda olabiliyor. Mesela siyah duman atıyor. Onlar partikül maddeler. Izlanma aşamasında olabilir. İğmelenme aşamasında aracın çıkabiliyor. Daha fazla miktarda. Bunları yazdık. Şimdi ben neyi arıyorum? X'i bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. X'i bulduktan sonra zaten burayı da bularım değil mi? Azotun şeyin kilomol olarak buluyoruz bunları başlangıçta. Daha sonra çevireceğiz. Bunu bulmamız, A'yı bulmamız lazım öncelikle. A eşittir diyorum. Küçük a eşittir. A eşittir. N oluyor. N diyoruz. Eşittir. Bu nedir? 17 arkadaşlar. 17. Yani karbonun altında ne var? 17. 17 eşitleniyor. Burada da karbon var ya. Bir tane. Değil mi? C. Bunun alt indisi yok. Alt indeks olmadığı için kat sayısını alıyoruz yani C'nin. Bunları denkleştiriyoruz yani denklem denkleştirmesi yapıyoruz şu an. Karbonla karbonu, oksijenle oksijeni yapacağız. Hidrojenle hidrojeni denkleştireceğiz. A eşittir N oldu 17. 17 diyoruz sadece rakam olarak. Şimdi hidrojeni yapalım. Hidrojende alt indis var arkadaşlar. 2 ile neyi çarpacağım? Bunun kat sayısını çarpıyoruz. 2 çarpı B. Kat sayısı B ya. Alt indis olduğu için. Burada aslında gene çarptık ne yaptık? 1 ile A'yı çarptık yani. Bunun alt indisi 1'dir arkadaşlar yazmıyorsa değil mi? Kimyadan diyoruz. B diyorum eşittir. Yani 2B diyeceğiz tabii. 2 çarpı B. Küçük B eşittir. 34'e eşit diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü hidrojenin altında ne var? 34 var. Başka da hidrojen yok burada. 34'e eşit diyoruz. Yani girenlerle çıkanları denkleştiriyoruz. Buradan B ne olur? B eşittir. 34'ü 2'ye böleriz değil mi? 2'ye böldüğümüzde çıkan sonuç 17 oluyordu. B 17. A'yı da 17 bulduk. X'i bulacağız. Şimdi 2x var burada. Oksijeni denkleştireceğiz şimdi. Şuraya şey de yazabiliriz mesela anlaşılması için. Buraya ben karbon dengesi diyorum mesela. Karbon dengesi. Ve hidrojen dengesi. Oksijen dengesi. Oksijeni denkleştirelim. Burada 2x var arkadaşlar. Başka bir şey yok oksijen. Bir tane. Oksijen burada var zaten. Başka bir yerde yok. 2 ile x'i çarpıyorsun yine. Burada benzer şekilde. Alt endiste 2 var çünkü. 2 çarpı x küçük x eşittir. Buradaki oksijenleri eşitleyeceğiz. Oksijen şurada var değil mi? 2 çarpı A oluyor arkadaşlar. Karbon monoksit de var. Şey karbondioksit. Burada oksijen var. 2 çarpı A olur. Alt endisi var çünkü bunun.
2 var. 2 çarpı A oluyor. Artı diyoruz. Başka da bir tane daha oksijen var burada. Su da var. Bunun alt indisi 1. 1 ile B bir kere 1B. 1B B olur değil mi? 1 ile B'yi çarptığımızda B olur. B oluyor sadece. Buradan X'i yalnız bırakalım. Sol taraftaki. Matematiksel olarak X'i yalnız bıraktığımızda sağ tarafta ne olur? A olur sadece değil mi başlangıçta? Diğer tarafta B bölü 2 olur diğer taraf. B bölü 2 oluyor. Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz yani. A'yı 2'ye bölüyoruz değil mi B'yi? A tek olur. A artı B bölü 2 olur. Bunu diğer şekilde de yazabilirsiniz. Yani A N'ye eşittir. 2B eşittir Y de diyebiliriz buraya mesela. Y diyoruz ve o da eşittir. Buraya biz Y, B gördüğümüz yere Y bölü 2 de diyebiliriz. A cinsine yazalım. A'ya 17 bulmuştuk. 17 diyoruz A kısmını. Artı diyorum. B kısmını ne bulduk? 17 bulduk yine. 17 bölü 2. Buradan eşittir. Sonucu yazalım. buçuk çıkıyor arkadaşlar buradan. 25,5 bulduk. X değerim 25,5. Şimdi bunları yazalım denklemimizde. Aynen şunu kopyalayalım. Siz yazın. X gördüğüm yere ne yazacağım? 25,5. Buraya da 25,5 yazalım. Burayı ne yazalım? A'yı 17 yazacağız. A'yı 17 bulmuştuk. B'yi kaç bu? 17. 25,5 bulduk. buçuk 3,76'yı çarpacağız buradan. E'nin kat sayısını bulmuş olacağız. Azotun yani. Onu da yapalım. Şunu yine bir kopyalayalım. ...95.88 çıkıyor. 95.88. Yani en son denklemimiz şu hale geldi. Matematik işlemleri sonra C'yi oynadı. H34 oldu. Artı 25,5 kilomol oksijenle bunu yaktık. Oksijen oldu. Artı 95,88 kilomol azot oldu. 17 karbondioksit. 17 kilomol. 17 kilomol su molekülü oldu. Artı 95,88 kilomol azot çıktı. Şimdi hava bölü yakıt oranı diyorum. O 15 çıkıyor yani dershanede şeyde sürücü kurslarında. 15. Ona yakın bir ders çıkışı yapıyor. Şimdi hava ne veriyoruz mesela? Şu hava. Havada şu katsayıları yazacağız arkadaşlar. 25,5 pay kısmını. Artı 95,88. Bunu kilomol oluyor. Bir yakıt oranımız yani. 1 kilomol yakıta ben 25,5 artı 90,8 kilomol ne yapmam gerekiyor? Hava vermem gerekiyor yakabilmem için. Stökometrik olarak. Tam yanma ürünü yani. Stökometrik. Lambda değerimiz. Bir bakımı. Bunları toplayalım. Açık.
121,38 çıkıyor. 121,38 kilomol hava bölü kilomol yakıt. Yani 1 kilomol yakıtını için ben 121,38 kilomol hava vermem gerekiyor arkadaşlar motoru yakabilmem için. Yani bunu normal değerinde. Kilogram cinsinden bulalım hava, kilogram yakıt. O zaman ne yapacağız? Şunu hemen şey yapalım. ...121,38 çarpı havanın molekül ağırlığı ne mesela? 28-29 arası bir şey. Ona tam değerini tabi almak lazım. Bir kitaba bakalım. Havanın değeri yani 28-29 arası bir şey. 29 da alabiliriz. 1 kilomol havanın yani miktarı. Kilogram olarak. Yakıtı şuradan alıyoruz. C17H34. Dün ağırlığını buluyoruz yani. Kilomol ağırlığını. Bulurken ne yapıyoruz? 17 çarpı 12 çarpıyoruz. Karbon ağırlığı 12'dir. 34 çarpı 1'dir yaklaşık. O hidrojen. Buradan ne çıkar? Yani 238 çıkıyor. 238. 1 kilomolü 238 kilogrammış. Payda kısmında 238 var. Pay kısmımız 121,38 çarpı şu çarpı arkadaşlar çarpı 29. Buradan eşittir. İşlemi yapalım. Çıkıyor. 3520,02 bölü 238. Buradan çıkan sonuç kilogram hava bölü kilogram yakıt cinsinden çıkacak. Şu karbonun atom ağırlığı bir kilogram. Şu yakıtın yani şu 34'ten bulduk onu. Buradan 14,79 çıkıyor. Kilogram hava bölü kilogram yakıt. Yani ben 1 kilogram motorunu yakabilmem için motora 14,79 kilogram hava vermem gerekiyor arkadaşlar. Stikometrik oranda. Tabi dizel motorlar nedir? Fakir karışım motorlardır arkadaşlar. Bu dizel motorlar 1,8 hava fazla kasayla çalışıyor arkadaşlar. Yani ona ekle diyorum. Simge. Lambda'yı bulalım. Lambda değeri. Lambda. Lambda diyoruz ona. Değerini. Bunu hava fazlalık kasesi diyoruz arkadaşlar. Zaten bunlar turbo motor. Hava fazlalık kasesi çalışıyor. 1,8. Yani 1,8 çarpı ne diyorum? Hava bölü yakıt oranı diyorum arkadaşlar.
Hava bölü yakıt. Motorun yani gerçekte ne kadar hava ile çalıştığına bakalım. 1.8 çarpı 14,79 diyoruz. Eşittir o da. ...26,622 kilogram hava bölü kilogram yakıt. Yani ben 1 kilogram yakıtı ne yapıyorum şu anki motorlarda? 26,622 kilogram silindir içerisinde hava alıyorum değil mi? 26 virgül, yani bunu ne zaman yapıyoruz? Emme zamanında motoru benim ne yapmam lazım? 26,622 kilogram havayla doldurmam lazım motorumu. 1 kilogram yakıt için tabii. Yani sisteme ne kadar yakıt verebiliyorsak bunlar. Deneysel olarak yani enjektörün püskürtmüş olduğu yakıt miktarı belli. Buna uygun şekilde motora hava almamız gerekiyor. Bunu da tabii şubab zaman ayarda konu da görmüştük az önce. O şubabın açık kalma süresi ona göre ne yapıyor? Ayarlanıyor. Yani ne kadar havayla dolduracağı. Yine turbo motorun ne kadar hava aşı yaptığı, motoru beslediği. Burada 1 kilogram yakıtı için 26.63 kilogram havayla ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Dizel motorlarda. Bunlar fakir karışım motorlardır. Dizel motorlar. Daha fazla havayla yakıyoruz yani 1 kilogram yakıtı. Benzinlerde böyle bir durum söz konusu değil. Orada lambdayı 1 değerinde tutturmaya çalışıyoruz yani. 14.79 değerinde tutturmaya çalışıyoruz. Bunu tabii tam değerleri aldığınız mesela şu hidrojenin gerçek şeyi 1.008'dir mesela. Karbonun tam değerini almadık mesela 12. 12 nokta bilmem kaç olabilir. Ben 12'yi tam şey aldım ya. Şimdi bu virgüle dikkat ederseniz bu tam değerinde çıkar yani şuradan. Diğer havanın molekül ağırlığı da 29 tam değil. Tam değerler alırsak daha tutarlı sonuçlar bulursunuz yani deney yaparken. Daha gerçek değere yaklaşmış oluruz. Bu da uygun çıktı. Yani normalde 15'tir mesela değil mi? Sürücü kurslarında bildiğimiz. Bunu yazalım. Arkadaşlar. Bunu gruba da atarız. Şuraya şey diyeyim. Karbonun 1 kilomolün ağırlığı. Hocam az daha aşağı kaydırır mısınız? Şuna yazıyorum. İşte bir karbonun 1 kilo molünün ağırlığı bu. Karbonun değil pardon. Motorinin arkadaşlar. Motorin dedim şu zaten. Cevoyun da 34'ün yani. Onu parantez için yazalım ya. Bunu öğrenin. Bunu her yerde kullanırsınız. Benim yapmış olduğum şey. Bütün yakıtlar için geçerli yani bu. Denge. Biyodizelde de geçer. Benzinde de. Propanda, butanda, LPG gazında da. Bu denklemi kullanırsanız bu hava yakıt oranını bu şekilde doğru bir sonuç bulursunuz her zaman. Kullanırsınız. Genel bir şeydir bu. Bütün yakıtlar için geçerli. Mesela doğal gaz olsun. Yani LPG olsun, bütün yakıtlarda bu yapmış olduğum şeyi kullanırsanız aynen hava yakıt oranını hesaplarsanız o yakıtı ne kadar hava ile yakacağını. Stikometrik oran tabii bu. Stikometrik oranda. Şu stikometrik oran değil tabii. Şu hava fazlalık kasesi, lambda dediğimiz. Dizel motorları hava fazlalık kase yaktığımız için gerçekte ne kadar hava ihtiyaç var onu bulduk lambda ile. Şuraya şey de yazayım. Stokometrik hava yakıt oranı diyelim. Stokometrik doğru. Stokometrik hava yakıt oranı. Şu kilomoller cinsinden bulduk. Burada kilogram havaya çevirdik. Kilogram yakıtı. Şu 238 de kaydı. Şurada var. Payda kısmı da yaklaşır şurada. 121.38 pay kısmı. Çarpı 29 havanın kilomolün ağırlığı. Bunu öğrenirseniz sınavda da sorabileceğim. Çoğunuz yapamıyor. Ondan pek
sorma işine girmiyoruz. Çoğu yapılmadığı için. Ama öğrenmeniz iyi yani bunu. Hani şu kitapta var diye şu. Nereden gelmiş? 25,5 oradan geliyor işte bak. Burada 25,5 yazmış. Biz ne yaptık? Hesapla bulduk yaparak 25,5'ü. Bunu her yerde sorabilir akşam. Mesela yüksek lisansta da soruyorlar bunu hocalar. Yani yakıtların. Ödev olarak veriyorlar. Doktora da bile gelir yani karşınıza. Yapacaksanız ileride. Kimyanın konusu zaten. Denklem denkleştirmeleri. Ama öğrenemiyoruz. Yani kimyada geçiyor konular. Pek öğrenmiyor. Yani derste daha iyi öğreniyor. Yazdık mı buraya kadar? Yazdım hocam ben. Bunu gruba da atarım. PDF olarak atarız. Yani şunlar nereden geldi? Onu anladık herhalde. 25,5. Hesaptan bulduk. 3,76. Bu da direkt yazmış yani. Şöyle. Bunun dışında tabii istenmeyen yanma ürünleri de çıkıyor demiş. Mesela karbonoksit, işte hidrokarbon partikül madde, azot oksitler, aldehitler, ketonlar. Kükürt varsa kükürt dioksit meydana geliyor. Eskiden yakıtlara daha farklı şeyler katılıyordu mesela. Oktan sayısını artmak için benzinlerde. Kurşun atılıyordu mesela değil mi? Kurşun tetraeti. Tabii benzin yakıtında o atılıyordu. Yani oktan sayısını yükseltmek için yani motorun vuruntu direncini artırmak için. Dizellerde setan sayısı geçiyor. Yani 50 olması gerekiyor. 50-55 civarı setan sayısı yeterli. Dizel motorunda yanma safhalarımız var. Bu birincisi şu eğri çok önemli arkadaşlar. Bu her yerde işlenir. Yani yüksek lisansta doktora da bu eğri işlenir arkadaşlar. Her şeyde. Otomotivde yani geçerli bir şey. Bu kramp mil açısına göre neyi gösteriyor? Basıncı gösteriyor arkadaşlar motorda. Kramp mil açısına göre basınç değişimini gösteriyor. Kramp mil açımız üst noktadan önce gördüğünüz gibi ne yapıyor? Yakıt püskürtme işlemi başlıyor arkadaşlar. Yakıt püskürtme yani enjektörden yakıt ne yapıyor? Motorun içerisinde püskürtülmeye A noktasında başlıyor. Buna püskürtme gecikmesi ne diyoruz biz? Tutuşma gecikmesi. Tutuşmaya ilk alev çekirdeği meydana gelene kadar yani B'de artık bir alev görülmeye başlanıyor. Tutuşma başlıyor. Ondan önce tutuşma yok arkadaşlar. Yani yakıtla karışıyor ama yakıtla hava karışıyor ama BA aralığında bir yanma görülmüyor. Yani burada yakıt püskürtülmeye yeni başlıyor. A ile B buna biz tutuşma gecikmesi diyoruz. Tutuşma gecikmesi diyoruz. Yani siz bir kibriti yaktığınızı düşün işte. Kibrit ne yapıyor? Hemen tutuşmuyor değil mi? Zamanla şey yapıyor. Sürtüyoruz ya. Yani onun aslında belli bir şeyi var. Isınması gerekiyor değil mi? Belli bir şeyde. Sürterek ısınıyor. Belli bir şeyden sonra kibrit tutuşmaya başlıyor. İşte o süre tutuşma gecikmesi. Motorda da buna benzer bir şey meydana gelebiliyor. Ya da bir şeyin mesela tutuşması için belli bir sıcaklığa gelmesi gerekiyor yani değil mi? Bir yanma olayın olabilmesi için öncelikle. Yani avanın içerisinde A noktasına başlıyor enjektör yakıt püskürtmeye. Tutuşma B'de başlıyor. Yakıt püskürtme işlemi nerede bitiyor? D noktasında bitiyor arkadaşlar. Yani üst ön noktadan 25 derece yakın bir noktada enjektörden yakıt püskürtme işlemi bitiyor. Ama yanma işlemi devam ediyor. E'ye kadar. B, A, B arası tutuşma gecikmemiz. B ile C aralığında ne diyoruz? B ile C aralığında. Bir anda yakıt ne yapıyor? Basınç yükseliyor. Hızlı basınç artış bölümü meydana geliyor. Yakıtın sindire tam yayılma noktası C'de bitiyor. B ile C aralığı yani bizim B ile E noktamız yanma işlemimiz arkadaşlar. B'den E'ye kadar yanma işlemi gerçekleşiyor krank mil açısına göre. Bu kaç derece açıda? 25 şu ortalarda bitiyor. Buradan da 25-50 yani şurada 25 aralık var. 12,5 bırakırsınız. Bu şurada. 25'e 12,5 ekleyin işte. 37,5 mu yapıyor? 25-35. 37,5 şöyle. Şurada da bir açı değeri var. O da
5 derece deseniz yani 37,5 42,5 yani 43-44 derecede yani Clark Mill açısından 40 ile 45 derece dönmesi safhasında yanma işlemimiz oluyor değil mi? Clark Mill açımız 45 derece dönüyor yani. Şey olarak dönüş olarak baktığımızda. 45 derece dönüşünde yanma işlemi oluyor motorda, dizel motorlarda. Burada B ile C aralığımızda biz tutuşma gecikmesinden sonra hızlı basınç artış bölümü, etkili yanma bölümü diyoruz aynı zamanda. B ile C aralığını. Şurada artık kontrollü yanma bölgesi oluşuyor. C ile D aralığında. D'de yakıt püskürtme işlemi bitiyor. Tabii yanma işlemi devam ediyor. D ile E aralığında. Artık enjektör D'de bitiriyor yakıt püskürtme işlemini. D ile E aralığında da yanma işlemi hala daha devam ediyor. Motorda E'de bitiyor yanma sonu. Artık yanma işlemimiz yok. Bundan sonra artık ne olacak? Egzoz işlemi başlayacak. Yanma sonunda. Bu Crankmill açısına göre sindir içerisinde basınç değişimi arkadaşlar. Yani üst noktadan en fazla maksimum basınç önemli. Üst noktadan 10 derece sonra olması gerekiyor arkadaşlar. Şurada bir kalem alayım. Yani şurası maksimum basınç değerim değil mi benim? Şu üst noktaya getirirseniz şöyle. Yani üst noktadan 10 derece 10 ile 15 derece sonra maksimum basıncı elde edebilmeniz lazım motorda arkadaşlar. Edemezseniz motorunuzdan verim alamazsınız. Maksimum verim alamazsınız. 10 ile 15 derece sonra maksimum basıncı görebilmem lazım benim motorda. Bu da nedir? 50 ile 60 bar aralığındadır arkadaşlar. Kilogram bölü santimetre bar demektir aynı zamanda. 50-60 bar. Yani 50 55 56 yani 58 bar gibi bir basınç burada grafikte görebiliyoruz. Maksimum basınç üst noktadan her zaman 10-15 derece sonra olması gerekiyor akşam motorda. Bunlar deneysel metotlarla tabi bulunuyor. Deneyler yapılıyor motorda. Bu bütün motorlar için geçerlidir ama. 10-15 derece sonra maksimum basıncın elde edilmesi lazım. Yani Crankmill açısının üst noktadan dönmesi sonrasında. Bu safhalar önemli. Bunları bilmemiz lazım. Bir tutuşma gecikmemiz var. Burada hızlı basınç artış bölümü kontrolsüz bir yanma bölgesi aynı zamanda. BC aralığı. CD aralığı artık kontrollü bir yanma bölgesine giriyor. Ve yanma sonu diyoruz. DE aralığına. Burada yanma olayları tutuşma gecikmesi AB aralığı arkadaşlar grafik olarak. Yani biz size mesela grafik olarak verip sınavda sorabiliriz. Nisan ayında bir sınavımız yapılacak. AB aralığı nedir mesela? Bu aralıkları yazacaksınız. BC aralığı. CD aralığında ne oluyor? DE aralığında ne oluyor? Dizel metodu. AB aralığımızda tutuşma gecikmemiz var. Burada yakıt henüz alev çekirdeği meydana gelmiyor. Bir alev oluşmuyor. B noktasında başlıyor alev görünmeye. Kontrolsüz yanma şeyimiz var. Hızlı yanma bölümü de diyoruz. BC aralığına kontrolsüz yanma bölgesi. Hızlı yanma bölümü. CD aralığı kontrollü yanma bölgesi oluyor. Buna kontrollü yanma bölgesi diyoruz. DE aralığımızda yanma işlemimizin sonu oluşur. Buna da gecikmiş yanma olarak adlandırıyoruz. Dört aşamada dizel motorda yanma olayımız gerçekleşiyor. Bu safhalara bakacağız ne oluyor buralarda. Tutuşma gecikmemizde sıkıştırma sonunda sindire püskürten yakıt hemen tutuşmuyor. Yakıtımızın tutuşabilmesi için oksijenle karışması ve sıcaklığın yükselmesi gerekir. Bu nedenle diyoruz enjektörün yakıtı yani sindire püskürtmesinden ilk alev çekirdeği meydana geldiği zamana kadar geçen süreye biz tutuşma gecikmesi diyoruz. Yani enjektörümüz yani yakıtı püskürtmesinden ilk alev çekirdeğinin meydana geldiği zamana kadar olan süreye tutuşma gecikmesi deniyor. AB arasında gösteriyoruz. O grafikte de gördük. Yani Crankmill açısına göre. Bu süre 2000 devir rakı ile çalışan bir motorda 10.000'de 9 saniye. Kısa. Çok kısa bir zaman. 10.000'de 9 saniyede gerçekleşiyor. Kontrolsüz yanma, hızlı yanma bölgesi. Tutuşma gecikme süresi içerisinde sindire püsküren yakıt ısınıyor. Oksijenle karışıyor ve buharlaşıyor. İlk alev çekirdeği meydana geldiği anda yakıtın hepsi birden yanmaya katılıyor. Ve hızlı bir yanma olayı burada başlıyor. Hızlı yanma basıncın aniden yükselmesine neden olur ve motor parça arasında boşlukların da birden alınması sonucunda motor vuruntu ve sert çalışıyor. Bu vuruntuya biz dizel vuruntusu diyoruz. Günümüzde de bu vuruntuyu azaltmak amacıyla
Başlangıçta püskürtmenin miktarının düşürülmesi için kademeli püskürtme yöntemi gerçekleştiriliyor. Kademeli püskürtmeyle bayağı bir vuruntu olayı gideriliyor arkadaşlar. Kademeli püskürtme. Kontrollü yanma. Kontrolsüz yanmanın sonunda sindir içerisindeki basınç ve sıcaklık enjektörden püskürtülen yakıtı doğrudan yakabilecek bir değere ulaşıyor. Kontrolsüz yanmanın sonunda sindir içerisindeki basınç ve sıcaklık enjektörden püskürtülen yakıtı doğrudan yakabilecek bir değere geliyor. Bu nedenle diyoruz püskürtmeye devam eden yakıt hiçbir gecikme olmadan burada yanıyor. Basınç en yüksek noktaya erişinceye kadar yükseliyor. Geri kalan püskürtme ve yanma sırasında basınç sabit kalıyor. CD aralığında gösterdik bunu da. Grafikte şuradan. Buraya da kontrollü yanma bölgesi diyoruz. Burada hala da tabii enjektörün yakıt püskürtülüyor. CD aralığında. Püskürtülen yakıt tabii kontrollü bir şekilde burada yanıyor. Çünkü yani kontrolsüz yanma sonunda yani sindir için basıncımız ve sıcaklık enjektörün püskürtülen yakıtı doğrudan yakabilecek bir kıvama gelmiş öyle diyelim. Bu nedenle püskürtmeye devam eden yakıtta hiçbir gecikme olmadan burada yanmış oluyor. Basınç en yüksek noktaya erişinceye kadar yükselmiş oluyor. Geri kalan püskürtme ve yanma sırasında basıncımız sabit kalıyor. Gecikmiş yanma bölgesi. D'de bitirmiştik. Yani artık enjektör yakıtı püskürtmeyi bitiriyor gecikmiş yanmanın başlangıcında. Yakıtın sinire püskürtmesi bitmiş ve piston alt yön noktaya doğru burada iniyor. Daha önce alt yön noktaya inmesiyle beraber ne oluyor? Bir acım genleşmesi olur değil mi? Acım genişlemesi olur. Acım genişlemesine bağlı olarak da basıncımız düşer sinir içerisindeki. Püskürtülen yakıt püskürtülen daha önceden. Püskürtülen yakıt yanma fırsatı bulamamış yakıt. Yani yanma fırsatı bulamamış yakıt nerede olabilir? Yani soğuk cidar bölgelerinde olabilir mesela silindirin uzak bölgelerinde. Buradaki yakıt da ne oluyor? Yanma fırsatı bulamamış yakıt genişleme süresince oksijen buldukça yanmış oluyor. Bu yanmaya da gecikmiş yanma diyoruz arkadaşlar. Yani soğuk avlay bölgelerinde olur mesela soğutma sıvısıyla temas halinde. Yani bu enjektörden daha uzun bir bölgede. Dizel motorunda vuruntu ve tutuşma gecikmesi. Dizel motorunda sindire emilen hava sıkıştırma sonu sıcaklığın da içeriye püskürtülecek yakıtın tutuşma sıcaklığının bir hayli üstünde olsun diye yüksek derecede kompresyon oranıyla yani sıkıştırma oranıyla sıkıştırmaktadır. Benzin motorunda mesela sıkıştırma oranı 12. Bugün 14'lere kadar falan çıktı arkadaşlar. 14 sıkıştırma oranı. Dizel motorlarda 26'ya kadar bugün var günümüzde. Dizel motorda sıkıştırma oranı daha yüksektir. Benzin motorlarda zaten termik verimi, yani ısıl termik verimi arttıramamızın sebebi sıkıştırma oranını yükseltememiz. Yani sıkıştırma oranını arttırdığınızda benzin motorunda ne oluyor? Buji çakmadan, yani kıvılcım çakmadan yanma işlemi başlıyor. Dizel motorlarda ise yakıt kendiliğinden ateşleniyor zaten arkadaşlar değil mi? Yani yakıtla hava karışarak. Zaten hatta tutuşma gecikmesi süresi de var. Yani dizel motorda böyle bir problem yok. Orada sıkışma oranını bir ayla arttırabiliyoruz. Sıkışma oranı artmasıyla beraber bunlarda ısıl termik verim de daha yüksek oluyor. Yani benzin motora göre. O yüzden daha iyi. Benzin motor mesela daha fazla yakıyor deriz hatta. Bunların